Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim pudingli elma pastası. Yıllar önce web sitemde tarifimi paylaşmıştım. Tekrardan yapınca videolu olarak hazırlamak istedim sizler için. Gerekli olan malzemelerimiz: hamurumuz için 1 tane yumurta, yaklaşık 150 gram tereyağı, 100 gram şeker, 1 paket kabartma tozu, 400 gram un. 100 gram şeker arkadaşlar yarım su bardak, 400 gram un da 2,5 su bardak un. Bu şekilde teraziniz yoksa bardak ölçüsüyle ayarlayabilirsiniz. Evet, kabımıza yumurtayı, şekeri, kabartma tozunu ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Sonrasında oda ısısında eritilmiş tereyağını da ilave edip güzelce harcı karıştırıyoruz. Homojen bir karışım elde ediyoruz. En sonunda ununu ilave ediyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde hamurumuzu elde ettikten sonra üzeri için bir parça ayırıyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir avuç kadar pastamızın en son üzerine kullanacağız. Sonrasında bir 50 gram daha tereyağı ilave ettim ve bu yağı ona yedirerek pastamın hamurunu elde ettim. Gördüğünüz gibi toparlanıyor artık. Bütün un birleşti ve bu şekilde bir hamur elde etmiş oldum. Kelepçelik kalıbın tavanını yağlı kağıt ile kapladıktan sonra hamuru kalıbıma, taban katına ve kenarlarına güzelce yayıyorum. Eşit bir şekilde bastırarak bu şekilde. Hamuru hem taban katına hem de kelepçeli kalıbın kenarlarına bu şekilde güzelce yayıyorum. Şimdi iç harcını hazırlayacağım. Yaklaşık 6 tane elmayı kabuklarını ve çekirdeklerini bu şekilde temizledikten sonra küp küp doğradım. Biraz daha küçük doğramanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Piştikten sonra biraz sert kalıyor. Küçük doğrarsanız çok daha yenekli olacaktır. Tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, elma pastası tarçınsız olmaz. Bir şeker kaşık tarçın ilave ettim. Sizler daha çok seviyorsanız miktarını daha da artırabilirsiniz. Az seviyorsanız bir çay kaşık ekleyebilirsiniz. Evet. Yaklaşık 1,5 avuç kadar da badem filesi içerisine ekledim. Güzelce elmaları, tarçın ve badem filesiyle harmanladım. Onu da bir kenara aldım. Şimdi pudingli kremasını hazırlıyorum. Yarım su bardak şeker, 2 paket vanilyalı puding, tencereme şekeri ve pudingi ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Daha sonrasında kontrollü bir şekilde sütümü ilave ediyorum. Yaklaşık 2,5 su bardak, 600-700 milim arası süt kullanıyorum. Ocağın altını açıyorum. Orta ateşte karıştırarak kaynatıyorum. Evet, pudingim kıvamı bu şekilde. Pudingim artık oldu gördüğünüz gibi. Pudinge yarım paket krem peynir ekledim. Eğer sizlerin elinde varsa bir paketi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, krem peyniri de pudingle birlikte güzelce karıştırıyorum. Pudinge yediriyorum. Hazırlamış olduğum elma harcını da
pudinglerle birlikte birleştiriyorum. Güzelce harmanlıyorum. Elmaların her yerine gelecek şekilde güzelce pudingi yediriyorum. Karıştırarak. Gördüğünüz gibi bu şekilde elmaları da pudingle birlikte birleştirdim. Evet. Hazırlamış olduğumuz bu karışımı kalıbıma aktarıyorum. Güzelce düzeltiyorum. Eşit bir şekilde. Üzerine de ayırmış olduğumuz hamuru bu şekilde her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Evet. Elimle güzelce serpiyorum. En sonda badem kırıntıları ekliyorum. Ve artık pudingli elmalı pastam pişmek için hazır. Fırını önceden açık ısıttım arkadaşlar. Önceden ısınmış fırında pastamızı pişireceğim. Evet. Yaklaşık 45 dakika 185 derecede elmalı pastamı pişirdim. Hemen kalıptan çıkartmıyorum. Biraz ılıması için bekliyorum. Ilıdıktan sonra kalıptan çıkartıyorum. Üzerine en son pudra şekeri serperek dilimleyip servise hazırdır. Yanına vanilyalı dondurma çok yakışıyor. Dilerseniz vanilyalı sos da hazırlayabilirsiniz. Vanilyalı sos tarifimde daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Şimdi keseceğim. Sizlere içini de göstereceğim. İftardan sonra elma pastamızı kestik. Birazcık ışıklandırma kötü olabilir. Bunun için lütfen kusura bakmayın. Evet, dilimlere kestikten sonra ister çayın yanına ister kahvenin yanına afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi puding kremasıyla elmaların ve tarçının vermiş olduğu lezzet ve bademlerle birlikte harika bir pudingli elma pastası oldu. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.